Hoş geldiniz sevgili izleyenlerimiz. Ekranlarınızın başına tam da haftanın ortasında yeni bir program. Bizim için yeni bir başlangıç. Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Bu hafta yine bildiğiniz gibi, çok özür diliyorum. Her hafta olduğu gibi kültür sanat bölümümüzde sevgili Metin Vardar bizlerle ve Asya Kafkasyalı bizlerle. Bugün ne mi konuşacağız? Bugün Antalya Müzesi hakkında konuşacağız. Çünkü Antalya Müzesi hakkında bilmediğimiz çok şey var. Ve bunu tabii ki Asya Kafkasyalı'nın ağzından dinleyeceğiz. Bilmediklerimizi öğreneceğiz. Süleyman Fikri Erten'le ilgili konuşacağız. Hepinize şimdiden iyi seyirler diyorum. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Müge'ciğim. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkürler. Çok iyiyiz. Çok şükür. Ne kadar uyumlu bir ikili oldular yalnız. Farkında harika. Çaldılar ve söylediler. Evet. Büyük bir zevkle dinledik hepimiz. Allah rahmet eylesin. Bu arada Esmeray'ı hatırladık. Hatırlattığın evet. için bize çok sağ ol Ferhat. Ya ne kadar güzel oldu. Ne güzel söyledi. Söylerdi o da buğulu sesiyle. Evet. Ferhat da burada çok müzikal, çok güzel söyledi. Evet, kesinlikle. Yine sağ olun. Ya başarılar Esmeray'a daima kendisine. Esmeray'a ben yetişmiş bir nesilim, hatırlıyorum onu dinlemiştim. Evet, biraz ucudan siz evet, yetişmişsinizdir. Tabii bizler onlarla büyüdük. Gel tezkere yetiştik. Efendim? Gel tezkere. Gel tezkere, evet. Evet, gel tezkere. Evet, evet. Gel tezkereden aklıma bir şey geldi. Hani hep söyleyelim diyorduk da unutuyorduk. Biz Metin Bey'le askerlik arkadaşıyız. Oradan tanışıyoruz. Vanya Dayı dayınız, Metin Bey askerlik arkadaşı. Yani ben bütün akrabalarımı getiriyorum buraya. İyi yapıyorsunuz. Bu Katar'da nepotizm yani. Hep yeğencilik, dayıçılık kendi adım. Askerlik nerede geçti? Çok ilginçtir. Yıllar önceydi. Benim Gelibolu'da kız kardeşimin eşi oranın komutanı idi. Ve bir gün kız kardeşim telefon açtı. Dedi opera sesiyle daha böyle seviyeli güzel bir şey yapmak istiyoruz. Generallerimiz geliyorlar dedi. Onların hanımlarına bir Türk müziği ve türküler işte Üsküdar türküsü falan o tür şeyler. Abla söyler misin dedi. Tabii dedim seve seve. O zamanlar ben Ankara'ya geçmiştim İstanbul'dan. Ankara'da yaşıyordum ve gittim. Tabii bir iki gün önce gittim ki orada dedim çocuklar var mı? Çok güzel saz çalan işte çalgı çalan çocuklarımız var askerlerden dediler. Dedim bir iki prova yapmak lazım çocuklar hani benim nefesimi tanısın. Provasız olur mu zaten tamam. Mümkün. Gittik ve orada böyle askerler grubu çok güzel çalıyorlar. Başlarında udi bir genç var. Hem yönetiyor hem çalıyor. Onlarla prova yaptık. Çok güzel geçti ve sonra çok güzel bir konser yaptık. Hangi generalimizdi ben hatırlayamıyorum şimdi beni bağışlasınlar. O zamanın kuvvet komutanlarından o bölgenin komutanlarından. Öyle miydi? Öyle. Evet. Evet. Herhalde sen bilirsin tabii ben hatırlayamıyorum onun eşini. Çok evet. Başka işte orada generallerin eşleri geldi falan bütün kademe orada teşekkür ettiler. Çok mutlu oldular onlar da. Tabii hiç böyle bir şey beklemiyorlardı. Opera sesiyle Türk müziği, türküler falan. Derken o şekilde biz hatta o udi çocuk bana şeyler yazdı. Hala saklarım o listeleri. Listeler yazdı. İşte Nihavend şarkılar, Hicaz şarkılar, Ras şarkılar. 5-6 sayfa sağ olsun. Onlarla neyse orada tokalaştık, helalleştik. Ben döndüm Ankara'ya. Yıllar sonra burada konservatuvara ve baro korosuna gönüllü olarak koro dersine gitmeye başlamıştım. Orada çok cici arkadaşlar tanıdım. Konservatuvar arkadaşlarımdan eczacı bir Hülya Hanım vardır. Bitirdi başarıyla hatta o da konservatuvarı çok güzel bir sesi var. Dedi engellilerle çok güzel çalışmaları var ileriki Hülya zamanlarda. Evet 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 Hülya Hanım evet. Asya dedi bak burada çok başarılı bir udi genç sanatçımız var. Onunla çalışmak ister misin? Çünkü ben de bir şeyler yapmak istiyorum Türk müziğinde daha o zamanlar söylüyordum. Ve bir gün işte şu gün gelecek ben de gittim konservatuvarda tanışacağız diye bir karşılaştım ki askerlik arkadaşım.
Nereden nereye? Dünya ne kadar küçük. Dünya ne kadar küçük, evet. Aynen. Sonra değil mi, yıllar önce kaç yıl oldu burada tekrar buluştuk tabi, epey, yo, o 14 yıl ilk tanışmamız, o askerlik yaptığımız zaman. ve sonra epey oldu, en az 6-7 yıldır burada karşılaştık ve ilk gün göstermiştim, sonra başladık evlerimize gitmeye gelmeye ve ay hocam dedi, bunları saklıyor musunuz? Tabii ki dedim, listeleri gösterdim. Şimdi çalışırken bazen diyoruz, Metin diyor ki mesela la karar yapalım bir tonu. Hocam diyor, bunu askerdeyken si karar yapmıştık. Şimdi la, aa doğru ya diyorum, askerdeyken bunu. Yani böyle bir anımız var bizim. Hakikaten güzel. Metin Bey benim askerlik arkadaşım. Ama her bayanın aslında bir askerlik arkadaşı var, öyle değil mi? Yani ben öyle tahmin ediyorum. Mutlaka her bayanın böyle bir dönemi olmuştur. Hani çalışmasa bile askerdeyken refakat ettiği ya da ne bileyim bir şeyler paylaşıldı, bir askerlik dostlukları olur. Askerlik mektupları olur, bir şey olur. Tabii. Bizim zamanımızda o daha çok olurdu. Doğrudur. Böyle. Hatta askerler teselli bulsunlar, sıkılmasınlar, evet, yalnız kalmasınlar, evet, diye. Çok arkadaşlar yazarlardı, arkadaşlık ederlerdi. İşlerinde birbirine çok yakınlaşıp sevip evlenenler bile olurdu. Mutlaka. Buradan bütün askerlerimize, evet, selam yollayalım o zaman. Cumhuriyet bayramına da bir hafta kala. Hepsine, evet, selamlar, sevgiler. Allah kolaylık versin. Hayırlısıyla, sağlıcakla bitirsinler, hayırlı görevlerini. Allah nasip diyelim. Etsin. Evet, hayırlı, evet, tezkereler. Bu konuyu o zaman en büyük askerimize, evet, bağlayalım. Tabii. Burada bir kitap görüyorum. Orhan Çekiç'in 1938 Son Yıl. Son Yıl diye, evet Müge'cim, bu Orhan Çekiç Hoca Maltepe Üniversitesi yardımcı doçent doktorlarından ve aynı zamanda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı. Bu kitabı uzun bir sürede çok derin, çok profesyonel bir çalışmayla hazırlıyor. Ve şimdiye kadar Türkiye'de Atatürk hakkında böyle bir kitap hazırlanmış değil. Atatürk'ün son bir yılı neredeyse dakika dakika anlatılmış burada. Ama tabii ki kaynaklara dayanarak, yani hurafeler falan, belgelere dayanarak. Tabii belgelere dayanarak, anlatımlara değil. Hani Osman Bey şöyle demişti, o gün şu kadar hastaymış, o gün işte şu da değil, tamamen raporlar, belgeler. Ve de işin en önemlisi, İngiliz istihbaratının belgelerine dayanıyor kitap. Neden diyeceksiniz bunu şimdi? O zamanlar Sir Lorraine adında bir büyükelçi var. İngiltere'de büyükelçisi, Ankara büyükelçisi ve Atatürk'ü de çok seviyor. Hatta Atatürk'ü o kadar çok seven bir büyükelçi imiş ki bu kişi Mısır'da büyükelçi iken Paris'e atanıyor. O kendisi, Paris istenmez mi? Ben Paris'i istemiyorum, Ankara boş mu diyor. Ankara boş, henüz kimseyi atamadık diyorlar. Lütfen beni Paris'e göndermeyin, Ankara'ya gönderin. Ben Ankara Büyükelçisi olmak istiyorum diyor. Ve bu şekilde Ankara Büyükelçisi oluyor İngiltere'nin. Böyle bir öyküsü de var. Ve bu Sir Lorraine çok sık görüşüyor Atatürk'le. Doğal olarak İngiliz dışişleri bizimkilerle her an irtibat halindeler ve bütün belgeliyorlar Atatürk'ün milim milim hayatını orada. Yani belki de bir tek günü bile eksik değil, hani abartmayalım, ama bu şekilde yazılmış bir kitaptır bu ve çok çok güzel, şimdiye kadar açıklanmamış bazı bilgiler var. Muhteşem bilgiler var içinde. Aydınlatıcı, Türkiye'de tek bir kitap bu. Tek derken bir tek bu diye, hani, hı hı, yani şey edilmiş değil. Başka şimdiye kadar bu kadar profesyonelce hazırlanmış Atatürk'ün son bir yılı hakkında, ölene kadar, son nefesini verene kadar. Ve de bazı bilgiler daha var. Birazcık diyorlar verelim ki meraklansın da akademisyenlerimiz, gençlerimiz, herkes tabii, hı hı, ki okusunlar. Kendisi işte diyelim eceliyle, hastalıkla vefat etti. Eğer vefat etmeseydi yatağında nasıl öldürülecekti? Oo, süper. Ya, kimler,
kimlere Atatürk'ü öldürmek için şey götürdü, planladı ve planlarını, şeylerini götürdü. Yani masaya koydu, projesini teklif etti. Şu kadar para bize verilirse biz bu işi yaparız diye. Ve bunlar kimler kitapta var? Bunlar akıl almaz kişiler çıkacaklar. Yani öyle hani şuradan buradan işte Atatürk karşıtı işte bilmem ne şu bu bir iki insan var. Yok işte hani kimisi dedi Dinel'den gidiyor Atatürk'ü sevmeyiz. Kimi şu öyle değil. Öyle kişiler çıkacak ki insanlar şaşıracaklar. Bu kitapta öyle bilgiler var ki onun için lütfen alsınlar. Bütün kitapçılarda var. O CD kitapçı olan kitapçılarda var. Diğer kitapçılarda var. Ve çok çok faydalı. Başta tabii ki Atatürk ilkeleriyle yakından ilgilenenlere, Atatürk'le yakından ilgilenenlere ve bu konuda tarih uzmanı olmaya karar verenler, akademisyenler için bir numaralı bir kitap, bir ders kitabı niteliğinde, bir başucu kitabı niteliğinde ama ayrıca gençlerimiz, öğrencilerimiz, herkes okusun ve Atatürklerini öğrensinler. Acıları neydi, nasıl yaşadı, aslında her şey nasıl oldu bitti. Orhan Çekiç hocaya çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir çalışma yapmış. Allah razı olsun. Çok güzel. Gerçekten ben çok merak ettim açıkçası. Çok çok ilginç bir kitap. Son bir yılı bu kadar sayfaya sığdırmış. Tabii. Ve uzun bir anlatım ve belgeler var diyorsunuz. Aynı zamanda İngiliz belgeleri en başta. İngiliz belgeleri. Evet, yani gerçekten okunası bir kitap aslında. Çok okunası bir kitap. Hayırlısı olsun. Alanlar hakikaten hatta az bile anlatmışlar diyecekler. O kadar. Tabii. Biraz az anlatalım da merak edilsin, okunsun. Tabii. Zaten bu kadar sayfayı da hepsini de anlatamayız. Vakit de yetmez. Mümkün de değil. O işin şakası tabii ki. Ve biraz sonra hani müzeyi de anlatacağız. Diyecekler ooo tadından yenmiyor bu müze. Bu kadar böyle anlatılıyor. Ama bize inanıp da giderlerse biz anlattıktan sonra oradaki o Asya Hanım'a yazıklar olsun. Çok az anlatmış diyecekler. Şimdi geçen hafta Michelangelo konuşmuştuk. Evet. Onunla ilgili çok güzel dönüşler oldu. İşte insanlar tabii ki sosyal medyadan teşekkürler sunuyorlar bizlere. Ben de size çok teşekkür ederim. Eminim ki Antalya Müzesi de çok ilgi çekecek dediğiniz gibi. Çünkü mutlaka kendi bağımsızlık savaşını veren müze başlıklı bir yazınız var sizin. Evet. Yazımı ben en sona neye koydum. Neye dayanarak böyle bir şeye sahip şimdi oldum? Neye dayanarak böyle bir başlık attım değil mi? Şimdi onu anlatacağım ben. Niçin böyle bir başlık attım müze hakkındaki yazıma da. Hani Büyük Atatürk'ümüzün bir sözü vardı ya hep, bir Türk dünyaya bedeldir. Evet. Şimdi bunu burada anlatacağımız şeylerle ispat edeceğiz. Hatta şöyle diyeyim, biraz da espri olsun. Ben bir Çerkes olarak bunu ispat edeceğim. Öyle mi? Değil mi? Bakın yıllar sonra Atatürk bir Çerkes evladına bir Türk'ün nasıl dünyaya bedel olabileceğini ispat ettirecek. Wow, az sonra. Az sonra, evet. Az sonra. Efendim tekrar birlikteyiz. Merakınızı gidermeye hazırız şu an. Neden evet. Antalya Müzesi kendi bağımsızlık kendi kurtuluş savaşını verdi? Kendi kurtuluş savaşını yani neden? Yani bu kadar önemli, değerli bir müze var dibimizde ve biz bunu bilmiyoruz. Değil mi? Bu müze aslında nasıl kuruldu? Ve Atatürk'ün bir Türk dünyaya bedeldir sözü bu müzeyle sözünün bu müzeyle nasıl bir alakası var, ilişkisi var, yakınlığı var. Şimdi Süleyman göreceğiz. Süleyman Fikri Erten kimdir? Evet, kimdir? Evet. Şimdi kilit isim tabii ki Süleyman Fikri Erten hocamız, nurlar içinde yatsın. Yıl 1876, o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde, Avusturya'nın Bosna, Avusturya'nın sınırları içinde vilayeti. Avusturya'nın Bosna vilayetinde Süleyman Fikri Erten adında bir çocuk doğuyor. Babası Hacı Numan Efendi, çok soylu bir adam, aynı zamanda çok kültürlü bir adamda. Annesi Ayşe Hanım da sipahilerden Mustafa Bey'in kızı. Son derece soylu ve kültürlü bir aile.
Çocuk bu ailenin içinde yetişirken daha ilk yıllarında okumaya çok meyilli olduğunu zaten kendi de belli ediyor. Ve o sıralarda Bosna'dan gençler İstanbul'a gidip okuyup gelirlermiş. Orada işte yüksek memurlar olurlarmış. Onlara bakıp bakıp hep özenirmiş. Ah mutlaka ben de gitsem, ne olur oralarda okusaydım diye en büyük hayali. Bu zamanla onda İstanbul'a gitmek tutku haline geliyor. Sırpça, Hırvatça biliyor, orada biraz da Almanca da biliyor ama onun bütün ideali İstanbul'da Türkçe, asıl Türkçeyi öğrenmek ve de Arapça öğrenmek. Ve gün oluyor, şans hani düşünce gücü derler ya herhalde. Süleyman Fikri Hoca 1894'te şeye geliyor, 18 yaşında İstanbul'a geliyor ve Gazanfera Medresesi'nde öğrenimine başlıyor. Orasını bitirdikten sonra Darül Muallim Mektebi'nde başlıyor. Yani öğretmen okulunda başlıyor öğrenimine. Onu da bitiriyor. Onu bitirdikten sonra Bolu İdadisi'ne yani Bolu Lisesi'ne ilk tayini yapılıyor. Şimdi Bolu Lisesi'nde öğrettiği dersler coğrafya, geometri, resim, ziraat. Eğitimimizin hali düşün, bir hoca kaç derse yetişmek zorunda. Hoca yok, okul yok. Abdülhamit'i pek çok yönden sevmem, kızarım. Yani pek çok açıdan da çok acırım kendisine. Üzülürüm yani onun için hani yaşantısı 33 yıl 40 cephede savaşmıştır. Yani manen de bütün savaşmış derken orduyla savaşmak değil. Biri oradan çeker, biri buradan çeker o adamın çilesi. Ama çok sevdiğim bir tarafı varsa çok okul açmaz. O bakımdan Abdülhamit'e minnettarlıkla doluyum. Yani sevdiğim, o yönüyle sevdiğim padişahlarımızdan birisidir. Bolu'dan sonra dönersek Süleyman hocamıza Antalya'ya gelir. Antalya okullarında çalışmaya başlar. Antalya Lisesi'nde Türkçe öğretirken aynı zamanda Rum okulunda da Türkçe öğretmenliği yapar. İmam Hatip okulunda ruhiyat ve ahlak dersleri verir ve de Antalya Lisesi'nin müdür vekilliğini de yürütür. Wow. Aynen böyle bir çalışma, son derece korkunç sıkı disipline bir çalışmaya dayanan ama onu çok mutlu edici bir süreç böyle devam eder. Nereye kadar? 28 Mart 1919'a kadar. Ne olacaktır bu tarihte? Tabii ki İtalyan işgali. İtalyanlar Antalya o bölgeyi, güneyi biliyorsun işgal ettiler. Onların bölgesiydi. Ve işgal eder etmez. Tabii bunlar çok akıllı adamlar. Aslında feyiz almak lazım. O düşmandan da feyiz alınır, öğrenilir değil tabii mi? Ki. Gelirken yanlarında arkeologlar getiriyorlar. O arkeologlar, burası bizim bu bölgemiz biliyorsun tarih deposu. Tarih deposu tabii ki. Hani topuğunu şey etsen biraz hızlı bassan altından toprak açıldı mı bir lahit çıkabilir. Doğru. Böyle bir şey Arabistan'ın benzini gibi. Ve alıyorlar, başlıyorlar. Bütün bu bölgedeki ne kadar heykeldi, lahitti, şu bu ne varsa toplamaya, konsolosluğun bahçesinde onları konsoloslukta biriktirmeye, efendim işte savaşta falan zarar ziyan olmasın medeniyet adına topluyoruz diye. Bunu tabii ki bizim Süleyman Fikri Erten hocamız asla yutmuyor. Aa diyor, bu iş bitti, bizim eserlerimiz gidiyor. Her şeyi bırakıp koşar mutasarrıflığa. Mutasarrıflık bunun tam Türkçesi yok. Vali ile kaymakam arası bir şeydir, mertebedir, öyle hatırlıyorum. Öyledir tabii. Şey bu işte bu işlerle o ilgilenir. İlgili bir makam. Hemen gider ve Fahri Asar-ı Atika memurluğuna kendini tayin ettirir. Fahri Asar-ı Atika yani eski eser memurluğuna. Ve başlar deliler gibi çalışmaya. Oradan oraya, oradan oraya başlar. Tabii ne de o Fahri de olsa memur. Çaldı kapıyı, çabuk verin bunları, bunlar bizim, vermek zorundalar. Sen kimsin diyemiyorlar. Evvela Tekeli Mehmet Paşa Camii karşısında
karşısında terk edilmiş bir Bayraktar Baba türbesi vardır. Onun bahçesinde toplamaya başlar eserleri. Böylece ilk müzemiz oluşur. Antalya Müzesi'nin ilk binası, ama bu depo müzedir. Henüz ziyarete açık değil. Oraya durmadan doldurur eserleri. Eserleri buralarda şey derken, bir yandan daima toplarken 1922 gelir. Nedir o? Mübadele yılı. Bu sefer Rumlar gider Yunanistan'a, kendi bölgelerine. Rumlardan 5 kilise kalır. Bunlardan birisi Panaya Kilisesi. Ve o kilisenin şimdiki adı Alaaddin Camii. Nerede bu kilise? Şeyde, bunlar hepsi yakın. Bu Yivli Minare var ya, evet. Zaten şimdi ondan da bahsedeceğiz. Yivli Minare bölgesinde yakın birbirine, hep o bölgeler bunlar. Ama o kilise cami haline dönüştürülmüş. Camiye dönüştürülmüş ve Alaaddin Camii'nde, ama o sırada daha kilise, orayı ikinci müze binası yapar, ama güzel bir tarafı da ziyarete de açar. Ve ilk ziyarete açılan müzemiz oluşur böylece. İlk gerçek teşhirin yapılabildiği salonların, o kendince artık ne kadar olabilirse. Kiliseler bereket büyüktür. Hani evet, duvardan duvara neler yapabildiyse. Peki, bir kısmı bu arada hep... İtalyanlar ne yapıyorlar? Ne yaptılar? Hiçbir şey yapamadılar. Çünkü Türkiye'nin resmi kaçıramadılar. Tabii kaçıramadılar. Ve bu müzenin müzede çalışırken önce ona tabii devlet fahri bakar görürler çalışmasını. Fahri memurluktan önce asli memurluğa geçirirler. Bir yıl sonra da 1924'te şey yaparlar. 23'te memur olur, 24'te de müdürü yaparlar şeyin, müzenin. Kendisi tabii çalışmalarına devam ediyor derken 1930 yılı gelir. Bu çok güzel, onur dolu, mutlu anılarla dolu bir yıl Antalya için. Çünkü Atatürk geliyor Antalya'ya. Aspendos'u gezdirir Atatürk'ümüze. Atatürk'ün karşısında konuşma yapar ve Atatürk'ün onuruna verilen yemeğe katılır. Atatürk çok beğenir, Süleyman Hoca'nın çalışmalarını görür ve bir şeyler söyler. Onları okuyalım mı? Olur. Kısa bir çok şey. Çok sevinirim. Bir dergide anlatılmış bu yazılanlar tam o sırada. Atatürk Antalya'daki 3. gününde 9 Mart 1930'da Belkıs harabelerini ziyaret etti. Bu ziyaretin amacı Anadolu'daki tüm tarihi eserlerin kültür mirasımız olduğunu vurgulamaktı. Saat 12'de kaldığı köşkten hareket etti. Köy yollarında toplanan halk bu efsanevi adamı çılgınca alkışlıyordu. Aspendos Tiyatrosu önünde Türkmen usulü çadır kurulmuş, çadırın içi Türk kızlarının dokuduğu kilimlerle döşenmişti. Burada müze müdürü Süleyman Fikri Erten tiyatro hakkında Atatürk'e bilgi verdi. Ardından Atatürk Süleyman Fikri Bey'den sözü alarak Aspendos Tiyatrosu ile Roma'daki Kolezyum'un karşılaştırmasını yaptı. Aspendos Tiyatrosu'nun çok az zarar görmüş muazzam eski eserlerden biri olduğunu anlatıp şöyle dedi: "Bu tiyatroyu restore ediniz ama kapısına kilit vurmayınız." Evet. Çok güzel, değil gerçekten mi? Gerçekten çok güzel. Ya çok çok güzel. Derken 1941 yılında Süleyman Fikri Erten hocamız artık 65 yaşında olmuştur. Emekliliği gelir. Ve bundan sonra da çalışmalarını bırakmaz. Antalya kültürüyle, tarihiyle ilgili pek çok belge ve kitap bırakmıştır günümüze. Hepimizin faydalanabileceği çok güzel eserler bırakmıştır. Ve geliriz 1972 yılına. Bir yandan da tabii artık süreç ilerledikçe yeni bir yer aranıyor. Hani bugünkü o Konyaaltı sırtlarında o muazzam yer bulunuyor. Orada müzemiz bu ilk modern binasına taşınır. Yıl 1972. Fakat 10 yıl sonra büyük bir restorasyon geçirmek zorundadır. Ve restorasyondan tam 3 yıl sonra ancak açılır. 10 yıl sonra 82'de kapandı. 85'te tekrar açılır.
Tabii az çok hepimiz, ben zaten biliyorum, özellikle tarih ve arkeoloji sevdiğim için, yani ben biliyorum derken ben bilirim anlamında, Allah korusun değil, çok sevdiğim için arkeoloji ve tarihi, ben Antalya'ya 11 yıl önce taşınır taşınmaz Antalyalı, yani olur olmaz ilk gittiğim yer müzemiz tabii ki. Ve ama daha sonra da anlattım. Ben 3-4 yıl önce gene İstanbul televizyonlarından birinde Antalya Müzemizi anlatmıştım. O zaman da gittim. Mustafa Demirel Bey müdürümüz çok çok yardımsever, çok destekleyici bir müdürümüz var. O çok güzel bana bazı belgeler vermişti. O şeyi bu sefer kullanamadık. Ören yerleri de var sırf orada. Bugün biz kendimiz hazırladık. Daha çok müzenin içine ait resimler, görseller hazırladık ki özellikle müzemizin içi görülsün diye. 30 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor o Konyaaltı sırtlarındaki müzemiz. Bütün bahçe 30 bin metrekare. 7 bin küsur eser sergileniyor. Daha fazlası depolarda bekliyor. Buradan hakikaten ya rica mı etsek, ne yapsak, zengin insanlarımız, herkes birer salon yaptırsa. Kesinlikle. Bir müzeye bir iş adamımız için örneğin bir büyükçe salon, şöyle bir salon burası kadar yaptırmak nedir ki? Doğru söylüyorsun. Yani büyük bir para değil ki bu. Bir başka iş adamımız bir salon daha yaptırsa. Yani diğer depolardaki şeyler de çıkar ve çok muazzam bir şey olur. Çünkü bizim müzemiz buna layık. Niçin layık? Bir şey daha var. Yıl 1988'de Avrupa Konseyi özel ödülüne layık görüldü ve yılın müzesi seçildi. Oo. Böyle bir müzemiz var. Tarih ve Arkeoloji Müzesi'dir resmi ünvanı. Ayrıca da bir ünvanı da bölge müzesidir. Çünkü buralara yakın Likya, Pamfilya, Pisidya bölgelerini de kapsar. Bizim müzemizin sorumluluğu altındadır onlarda. Ayrıca çocuk bölümü var, bahçesi var, çok güzel bir kantini var, tost yerler, çay içerler, gitmek isteyenler oturup sohbet de edebilirler. Yani çok güzel. Bütün salonlar muazzam güzellikte. Harika bir kuruluş olmuş. Salonlar birbirine geçişler muhteşem olmuş. Tam 14 civarında galeri var. Bütün galerilerde içlerinde sergiledikleri eserlere göre isimlendirilmişler. Mesela bakacak olursak tabiat tarihi ve prehistorya salonu diyor. O konuyla ilgili eserler var. Seramik eserler salonunda seramikler var mesela. Mozaik salonunda çok meşhur bir filozoflar mozaiği var. Bütün devrin filozofları, aydınları, yazarları resmedilmiş. Mozaikle bunu yapmak zordur ve çok güzel bir mozaik bu. Mesela mermer portreler salonu var. Bütün eserler sırf mermerden. Daha sonra lahitler salonu var. Ne çok lahidimiz varmış da haberimiz yokmuş demiştim ben 11 yıl önce ilk gittiğimde. Ölü kültü salonu var. Sikkeler, küçük eserler, küçük objeler salonu var. Sikke, Osmanlı paraları, o çok eski şeyler var. Mesela etnografya salonlarında bu çok dikkatimi çekmişti. Not aldım özellikle. Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Keyhusrev zamanında yapılmış olan ve 32 parçadan oluşan büyük bir kitabe var. Ve İslam eserleri var ve günümüz yakın tarihimize ait objeler var. Gelecek olursak en önemli son 3 salonumuza, bir kere İmparatorlar Salonu var. Milattan sonra 2. yüzyıla ait Roma imparatorlarının perge kazılarında hep bulunmuş bunlar. Roma imparatorlarının heykelleri, aman ne muazzam hepsi. Gerçek buralar Roma İmparatorluğuydu tabii, malum. Tabii, çok değerli. Roma İmparatorlarının heykelleri. Ve de bu salonda çok önemli bir şey var. Müzemizin bir simgesi olan heykel var. Meşhur dansöz heykeli. Bu dansöz heykeli çok ilginç. Siyah beyaz mermerden yapılmış. Hani geçen sefer anlatmıştık Pieta'da Meryem Ana'nın o elbise kıvrımları bile nasıl yapılmış büyük bir başarıyla özür dilerim mermere. Burada da Mülyeciğim o dansözün ben her seferinde hayret ederim, o etekleri bile mermerle nasıl işlenmiş. Tül zannediyorsun karşıdan mermerden. O kadar güzeldir. İmparatorlar Salonu'nda bulunmaktadır. Özellikle dansöz heykeline dikkat etsinler.
Bir tanrılar salonumuz var. Orada neler var? Zeus var, Apollon var, Dionysos var, Artemis var, Athena var, Hera var, Isis var, var da var. Milattan sonra gene 2. 3. yüzyıl Perge şeylerinde, kazılarında bulunmuş. Bunlar Yunan tanrılarının birinci Roma kopyaları. Kopya derken günümüzün kopyası değil. Milattan sonra 2. yüzyıla ait Romalıların yaptığı eserler. O başka bir muazzam bir salon o da. Ve geldik son salonumuza. Bakalım bu salonda kim var? Kim var? Bir kere Perge, gene Perge kazılarından elde edilmiş 17 anıtsal muazzam heykel var. Ve bir de 3 metrenin üstünde miydi şimdi şeyiyle birlikte tam hatırlayamıyorum. Yakın zamanda gidemedim müzemize çünkü ben kendi bilgilerimle anlatıyorum zaten var olan bilgilerimle. Büyük İskender var. Gerçek heykeli ve böyle Heyula gibi çok harika bir heykeli. Gerçek Büyük İskender heykeli ilk kabul yani en gerçek kabul edilen. Hani şöyle yakışıklı başını sola doğru çevirmiştir. Böyle kapıya bakıp duruyor gelsinler diye. Her an misafirlerini bekliyor. Büyük bir mutlulukla, büyük bir sevgiyle karşılayacak hepsi. Böyle bir müzemiz var bu bizim. Bu müzeyi gidip görmemek yazık, günah gerçekten. Yani ben şimdi şöyle düşünüyorum. Gerçekten anlattıklarınız çok değerli şeyler, çok da güzel şeyler. Gerçek hepsi tabii. Ve mesela ilkokullarda çocukları müzelere götürüyorlar, mutlaka götürüyorlar. Hani, yapıyorlar. Alışkanlık sağlamaları, alışmaları için. Sonrasında biz ebeveynler olarak sanırım birazcık göz ardı ediyoruz. Hiç müze, tarihi eser, kültürümüz yok. Bu bir gerçek. Evet, maalesef. Maalesef yok. Yani ne bileyim, dediğiniz gibi Antalya'da o kadar çok tarihi eser var ki, o kadar çok her yer tabii, tarihi tabii, eser. Tarih deposu. Her yer İtalya bir ne bileyim öğren alanı. tabii tabii. Birçok yer bu şekilde. Çok. Ama ne kadar gitmişizdir, görmüşüzdür. Maalesef. Maalesef. Bir ara hani Avrupalara gidip gelmek hep kültürle ilgili, eğitimle ilgili bunlar. Hani meşhur bir laf vardı. Efendim Avrupa'ya işte Paris'e gitti. Aa, Louvre'u gezdiniz mi? Ay vakit mi vardı? Alışverişe bile gidemedik diyordu sosyete hanımları. Yani maalesef. Evet. O zamanın sosyete hanımları biraz daha az kültürlüydüler. Şimdi ben High Society diye bakıyorum da şeye, İstanbul'da hep okumuş şimdiki hanımlar, hep yüksek tahsilli, dışarılarda okudular. Yani sosyetenin de kültürü şimdi daha iyi. Yükseldi. Onlar geziyorlar müzeleri. Onun için hakikaten götürmek lazım. Değerlerine insanların sahip çıkmaları lazım. Evet. Bir Antalyalının Antalya Müzesi'nden haberdar olmama gibi bir hakkı yoktur aslında. Doğru. Hani nasıl Atatürk ne zaman yaşadı, öldü bilmemek gibi bir hakkımız yoktur. Hayatını bilme. Doğru. Bu kültür bile değildir. Doğru. Çünkü bunu bilmezsek ayıp. Doğru söylüyorsun. Yani bunun gibi inşallah bakalım, işte başta da söylediğim gibi şimdi bu Asya Hanım anlattı, bakınca aman bu harika bir şey, bir gidelim ama acaba hayal kırıklığına uğrar mıyız demeyecekler. Bize inansınlar, güvensinler, gitsinler. Hatta bana hakikaten kızacaklar, az bile anlatmış diyecekler. Evet. Doğru söylüyorsunuz, ben Antalya Müzesi'ni gezmiştim, görmüştüm. Gerçekten çok güzel bir müze ve çok büyük bir müze. Çok büyük. Zaten öyle hemen gezebilirsiniz. Bilecek tarzda bir yer değil. Aa tabii değil. Tabii. Yani tabii. Vakit ayırmak bir gerekiyor. Bir güne ayırmak tabii, gerekiyor tabii. Gerçekten çok güzel bir müze. Hı-hı. Ama Antalya Müzesi'nin dışında da her yer müze aslında. Yani Antalya çok değişik bir yer. Çok değişik tabii, bir tabii. Kültür. Çok otantik bir yer. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. O yüzden de lütfen her Antalyalı lütfen müzeye gidin. Ziyaret edin. Çok evet. Böyle büyük paralar da ödemiyorsunuz. Tabii zaten canım. Çok cüzi rakamlarla girebiliyorsunuz. Tabii tabii. Mutlaka komik. Çocuklarınızı götürün. Bunlar gerçekten büyük değerler. Ki yurt dışından gelen yabancılar nasıl vızır vızır. Onlarla dolu zaten ediyorlar. En önce batılıları görüyorsunuz. Japonları mutlaka görüyorsunuz. Evet, işte tek tük de Türk görürsünüz. Evet. Ki yani müzenin öğrendikten sonra müzemizin sırf tarihine bile saygı duyarak gitmek gerek. Kesinlikle. Yani gerçekten neler yaşamış, neler nasıl atlatmış. Kurtuluş Savaşı'nı verdi. Evet. İşte onun için ben yazımda bilmiyorum çıktı mı bir ara çıktı. Gösterdim Aha, arkadaşlar. Evet, o
yüzden kurulabilmek için kendi Kurtuluş Savaşı'nı veren müze diye başlık atmıştım. Sanıyorum doğru bir başlıktı o. Hakikaten hani tırnaklarıyla kazımış müzemiz bu. Ki başta tabii ki Süleyman Fikri Erten hocamız sayesinde. Ne büyük bir şanstır ki Süleyman Fikri Erten gibi bir insana, ta Avusturya'da Bosna'da doğan bir Bosna vilayetinde doğan bir insana Allah böyle bir aşk veriyor. Bir İstanbul Türkiye aşkı veriyor. Onu buralara gönderiyor. Oradan Antalyalara kadar sürükleyip peşinden getiriyor ve koskoca bugün gurur duyduğumuz yılın müzesi bile seçilecek seviyede büyük bir müzeye sahibiz. Evet. Nurlar içinde yatsın Süleyman Fikri Erten hocamız. Allah ondan razı olsun.